Kamurçağı hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir programla, yine yeni konuklarla ekranlarınızdayız. Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta, bu programın yayınlandığı gün aslında Paskalya bayramı. Ermenilerin kutlu, Hristiyanların Paskalya bayramı kutlanıyor. Biz de bu vesileyle her seferinde işte Paskalya bayramlarında ne yapılır, ne olur, klasik böyle programlar dışında, işte Paskalya mesajları gelecektir. Bunların dışında bir sofra kuralım dedik. Şimdi burada görüyorsunuz, aslında biz yumurta boyarız ama çok farklı kültürler var. Mesela yumurtanın boyanmadığı, yumurtanın böyle serpildiği, böyle bereketin simgelendiği kültürler de var. Bizim de bugün mutfağımızda, artık TV'nin mutfağında ki arkadaşlar böyle bir şey hazırlamışlar mesela. O da onların dekorasyonu, geleneklerine göre. Ama bugün iki konuğum olacak. Tadından yenmeyen bir sohbet olacak benim için. Umarım sizin için de öyle olur. Takuy Tomasyan ve Silva Özyerli konuklarım. Hoş geldiniz. Takuy Kuyrik, Silva Kuyrik. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben yani soyadlarıyla seslenmeyi zul görüyorum kendime. Çünkü ikiniz de hem Kuyrik'imsiniz, hem gerek Silva Kuyrik'le birebir tanışmasak da ilk likör tarifinden beri takip ettiğim biridir kendisi. Ve kitaplarını böyle inanılmaz bir zevkle okuduğum iki konuğum, iki yazar, gurme, anılarıyla tarihçi bile diyebileceğim bu konuda konuğum olacak. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Şimdi biz aslında hep Paskalya'da böyle konuşulur vesaire, bizim Ermenilerin, Süryanilerin ya da işte bütün kültürlerin hep böyle bir yemekle gündeme gelme durumu oldu. Son 10 yıldır, 15 yıldır belki de. Çünkü bu Takuy Kuyrik'in kitabındaki gibi sofranız şen olsun sözüyle de çok bağdaşıyor. Bir de Amida'nın sofrası gibi kaybolan aslında tatları bize hatırlatıyor. Silva Kuyrik, senle başlamak istiyorum o yüzden. Çünkü aslında sen ilk sözleri hiç sevmezsin. Takuy Kuyrik'le başlayalım. Oraya dönelim. Ama oraya gideceğiz geri. Çünkü böyle böyle unutulan tatları insanlar alınca birdenbire hafızaları bile yerlerine geliyor. Böyle unuttukları şeyleri. Onu döneceğiz oraya, o hikayeye. Ama Takuy Kuyrik, biz çok öncesinden başlıyoruz aslında Paskalya'ya, değil mi? Bir oruç döneminden geliyoruz. Bir bahç tutuyoruz. Mesela bizim işte dernekler, bu hafta Avrupa'daki Ermeni dernekleri dışarıdan yemek siparişleri alınca hep böyle bir yemek var. Bir de bahç yemeği var. Yani oruç yemeği var. Biraz onu anlatalım mı? Nasıl oluyor? Biz aslında yılbaşında başladık oruca, değil mi? Öyle oldu Aris. Çok teşekkür ederim önce bu güzel sohbete beni de kattığın için. Seni görmek, Silva'yı burada görmek benim için gerçekten bu haftalarda çok ilaç gibi geldi diyebilirim. Şimdi önümüzdeki pazar ayın 4'ünde, 4 Nisan'da biz Paskalya'yı kutlayacağız. Hı-hı. Ermenice deyimişimizle Zadik bayramımızı kutlayacağız. Ama bu tarihten 7 hafta önce 15 Şubat'a denk geliyordu bu tarih. 14 Şubat'ta Paregentan'ı, yani karnavalı kutladık. Eğlendik, çok yedik, çok içtik, çok zengin sofralar kurduk. Tabii kurabilen, yapabilen, onları hep tırnak içinde saklayarak söylüyorum bütün bunları. Ondan sonra pazartesi günü 15 Şubat'ta bu sene tamamen vegan bir menü hazırlamaya başladık mutfaklarımızda. Yani ne demek istiyorum? Hayvani gıdalardan tamamen arınmış, tertemiz, zeytinyağıyla, tahinle, hububatla, meyveyle, sebzeyle hazırlanmış menüler yedik 7 hafta boyunca. Hı hı. Özellikle de bu hafta, pazardan sonra pazartesi, en büyük haftamız. Biz buna avak şapat diyoruz ve bütün günlerin önüne bir büyük kelimesi, sıfatı getiriyoruz. Büyük pazartesi, büyük salı, büyük çarşamba, avak perşembe, avak cuma, hep avak 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 büyük diyoruz. Ta ki pazara
bayrama çıkana kadar. Bu dönemde özellikle bu 7 haftayı tutamayanlar bile, dehrizi ve orucu tutamayanlar bile bu büyük haftada gayret ederler tutmaya. Tabii ki herkesin şartları müsait olmaz, rahatsız olurlar, ilaç yutmaları gerekir veya işleri icabı tutamayabilirler. Çünkü bizim orucumuz Müslüman aleminin orucu kadar kolay değildir. Müslüman aleminde o bir ay Ramazan'da çok zengin mutfaklar, menüler hazırlanır. Bizde ise tam tersi çok mütevazi. Bütün güzel şeylerden arınmak maksadımız vücudumuzu, zihnimizi, duygularımızı tamamen arındırmak, temizlemek, bir takım böyle arınma dönemine girmek, düşünmek, dua etmek. Böyle bir geleneğimiz var. Akşamüstü gün batarken, tabii tarihte çok daha farklıydı. Her mahallenin, hem her semtin Anadolu'da kiliseler vardı. Kiliselerde kampana çalar 5:30-6'da. Tabii doğal şartlara göre gün batarken, güneş batarken bir ayin okunur. İnsanlar da o ayinden sonra dediğim gibi çok mütevazi, tamamen vegan bir menü hazırlanmış olur. Oruçlarını açarlar ve bir daha gece yarısı 12'ye kadar. Son 12'ye 5 kala bir bardak su içerler ve yatarlar. Artık sahura kalkmak gibi bir şey yoktur. Ertesi gün tekrar gün batımına kadar bu oruç ve pehriz devam eder. Evet. Şimdi gelelim bu büyük haftamıza. Bu büyük haftamızda çok daha fazla kiliseye gideriz. Ayinler çok sıklaşır. Perşembe günü için özel bir menümüz vardır. Perşembe günü herkes evinde yeşil mercimek pişirir. Zeytinyağlı yeşil mercimek. Bu çünkü Perşembe günü İsa çarmıha gerilir. Meryem Ana'nın gözyaşlarını temsilen yeşil mercimek o günü pişirilir. Ve de masaya bizim geleneğimizde, yani ben genelde tüm Türkiye, tüm İstanbul Ermenilerini temsil etmiyorum. Buna imkan yok, mümkün değil. Ama bizim ailemizde, Tovmasyan ailesinde Perşembe akşamları masaya bir kase içerisinde sirke konurdu. Ekmek o sirkeye batırılır. Birer lokma yenir, oruç onunla açılır ve birer tabakta zeytinyağlı yeşil mercimek yer, kalkar ve hemen tekrar kiliseye giderdik. Latsi Kişer denilen, yani ağlama gecesi, artık hepimiz çok yaslıyız, çok üzüntülüyüz. İsa peygamberimiz çarmıha gerilmiştir ve biz o gece ağlayarak, dua ederek, hüzünlenerek, siyahlar giyerek, bütün kilise simsiyah, ışıklar söndürülerek, mum ışığında muganniler o geceki ayini okurlar. İsa peygamber çarmıha gerildiğinde artık son can çekişirken su su diye seslenmiş. Aşağıda duranlar, onu o işkenceye tabi tutanlar, son olarak bile işkenceye devam etmişler. Bir süngerey sirkeye batırmışlar. Bir sopanın ucunda ağzına, dudaklarına sirke sürmüşler. Son ana kadar işkence devam etmiş. Biz de onu anarak, onu temsilen Perşembe akşamı ilk önce bir lokma ekmeğimizi sirkeye batırır yeriz. Ondan sonra orucumuzu bozar ve sonra tekrar kiliseye gideriz. Ertesi gün Avak Urfat, yani Büyük Cuma, İsa peygamberin temsili cenaze töreni hazırlanır bütün kiliselerde. Herkes kiliseye cenaze törenine gider. Ertesi günü sabahtan Büyük Cumartesi, Avak Şapat, İsa peygamberin yakınları giderler mezarını ziyaret etmeye. Görürler ki, İnanışa göre böyle anlatılır. Mezar açılmıştır. İsa peygamber gökyüzüne çıkmıştır. Babasının sağına oturmuştur.
ve artık hüzün biter. Yani o cenaze yası, ölüm yası bitirilir. Bu bir artık bayramdır. Tanrı'nın evladı, Allah'ın evladı babasına kavuşmuştur. Ve herkes artık yası bitirir. Kilisede ışıklar bütün yakılır. Siyah absisi örten, 7 haftadır absisi örten siyah perde kaldırılır. Yerine saten renkli, kırmızılı, sarılı, sırmalı perdeler takılır her kilisede. Ve artık bayram olarak Paskalya bayramı kutlanır. Aynı şekilde oruç ve pehriz de o gece biter. Olabildiğince zengin bir sofra, etliden, sütlüden, balıktan, tatlıdan yana, herkesin kendi imkanlarına göre yeşili bol, yani tekrar yaşamı simgeleyen, kırmızı yumurta, bereketi simgeleyen yumurta tokuşturulur. Ertesi sabah da yine pazar ayininde aynı şekilde bayram töreni kiliselerde ayini yapılır. Herkes çok şık giyinir. Bayram özellikle çocuklar yepyeni ayakkabılar, yeni paltolar, yeni elbiselerle mutludurlar. Aynı bütün dinlerde olduğu gibi bayram sevinci yaşanır ve Paskalya bayramı. Ertesi günü de bizde pazartesileri, genelde bayramın pazartesisi Merelots'tur. Yani mezarlıklar ziyaret edilir. O gün de bütün herkes kendi yakınlarını veya tanıdığı veya geçmişte tarihimizde ölmüş, mezarı belli olan, olmayan bütün atalarımızın canı için var olan mezarlıkların göbeğinde, merkezinde bir ayin okunur akşamüstü 4:30-5'te ve bu şekilde Paskalya bayramını kutlamış olur, bitirir. Çok güzel. Şimdi bu aslında çok güzel bir çerçeve verdi bize. Keşke hayatta olsa bir de Sarkis Seropyan'dan pagan tarafını dinlesek bunun. Keşke. Ama keşke. Çok güzel bir çerçeve vermiş oldu bize. Bir taraftan da aslında neden yemek üzerinden konuştuğumuzu da göstermiş oldu. Şimdi aklıma hep şey geliyor. Pakrat abinin sofrasında, Pakrat Estukyan'ın sofrasında bir gün bugünkü İstanbul Katolik Ermeni Patriği yani Kerabaytzar şunları söylüyordu Levon Zekian. Bu kelimeler üzerinden çokça çalışan bir Ermenistanlıyla konuşurken Ermenice ınger, ıntrik ger yani yemeği paylaşan anlamına geldiğini söylüyordu. Tartışma devam ediyordu. Tabii bunun metodolojisi şeyiyle üzerine çok bir şey söyleyemem ben. Dil bilimci değilim ama aslında neden yemek üzerine konuştuğumuzu da gösteriyor. Hep derler biz yemekle sabah yemeği kahvaltısında akşam ne yiyeceğimizi konuşan bir topluluğuz. Dolayısıyla Silva Kuyrik sana gelmek istiyorum. Şimdi açılışı yaptık da Kuyrik'le. Ama nasıldı? Mesela senin hatırladığın Diyarbakır'da Paskalya Bayramı nasıl kutlanırdı? Biraz oradan başlayalım. Çünkü böyle kitabını okuduğunda insanın ağzında böyle bazı tatlar kalıyor ama Soframız Şen Olsun'daki gibi senin kitapta da o anılarla o kadar yoğun ki bir taraftan duygusal bir çerçevede bir sura giriyoruz. Hançerpek'e giriyoruz orada neredeyse. Biraz bize anlatır mısın? Evet, Silva Kuyruk geliyor. Neden kapı çaldı? Çok özür dilerim. Hiç sorun değil. Yemeğin altını kapattın ama değil mi Silva Kuyruk? Kapattım. Tamam o zaman. Peki biraz bize buradan nasıl kutlanırdı Paskalya onu biraz anlat. Diyarbakır değil mi? Evet. Şimdi her zaman söylerim. Önce teşekkür ediyorum böyle bir yayın yaptığınız ve bizleri davet ettiğiniz için. Çünkü tüm dünyaca aslında özellikle Türkiye ölçeğinde ama tüm dünyaca birbirimizi tanımak, değmek, kültürel etkileşimde bulunmak, birbirimizin kültüründen bir nebze bir şeyler bilmek hepimize iyi gelecektir. Birbirimizi tanımada, anlamada da etkisi olacaktır. Çok doğru. Çünkü artık komün hayatı gibi bir hayat yaşıyoruz. Bir takım semtlere birikmiş vaziyetteyiz. Bu
Ermeniler için de aynı, Aleviler için de aynı, Kürtler için de aynı. Yani belli bölgelerde sıkışmış ve o kültürel, dinsel, etnisite anlamında da çok birbirimize değip dokunmuyoruz aslında. Bu onun için bu tarz programlar birbirimizi anlamada çok pozitif bir etkisi oluyor. Diyarbakır'da hep söylerim, dinin ve kilisenin biz Diyarbakır Ermenilerine de, Süryanilerine de, Keldanilerine de çok büyük etkisi vardı. Çünkü zaten kilise çevresinde yaşıyorduk. Yine orada da bir komün hayatı, yine orada da bir arada aynı mahalleyi paylaşma durumu. Zaten adı Gavur Mahallesi büyüdüğüm yerlerin. Kilisenin çok etkisi oluyordu. Demin sevgili büyüğüm Takuy Tomasyan çok güzel anlattı. Dini çerçeve içinde çok güzel oturttu bugünleri. Belki şey demek lazım. Yani bizde çok daha fazla oruç ve periz tutulurdu. Çünkü daha kapalıydık. Patrikhaneden genel anlamda yoğun Ermeni nüfusu yaşanan İstanbul'dan daha uzak küçük bir yerdeydik. Dolayısıyla bizi ayakta tutan, kültürel aidiyetimizi hissettiren en büyük etkenlerden biri de dindi. Yedi hafta süren oruç öncesi resmen hem evler, hem bedenler, hem zihin, hem kapkacak mutfak 7 hafta sürecek oruç artı periz dönemine hazırlanırdı. Yani bütün bir sene içinde yağlı etli yemekler pişmiş tencereler öncelikle kalaya gider. Mutfak belki bizden önce o günlere hazırlanırdı. Tencereler, tavalar temizlenerek, yağından, etinden arındırılarak. Onlar hazırlanır ve 7 hafta sürecek olan zeytinyağlı beslenme dönemine hazır hale getirilirdi. Bunun şeyi de mutfak, yani bizim insan ve mutfak ilişkisi de zaten tamamen vegan beslenme düzenine gireceğimiz için zeytinyağı, şimdi ben zeytinyağı diyorum ama zeytinyağına kolayca ulaşılmayan bir dönemlerden de geçti büyüklerim. Ben değil ama büyüklerim. Zeytinyağı yerine susam yağı, şirik dediğimiz susam yağı, paskalya yortularında mutfakta kullanıma giren yağ. Hatta ondan öncesi de keten tohumu yağı, bezir yağı, keten tohumundan elde edilen bezir yağı diye duymuştum var. Bunlar aynı zamanda kilise kandillerini de yakmak için kullanılan yağlar. Ve Diyarbakır, özellikle de Diyarbakır Ermenileri şirik yağı atölyeleri olan, kendi yağını kendi çıkaran bir toplum. Kilolarca şirik yağı alınıyor tabii 7 hafta sürecek vegan beslenme döneminin. Yağ çok önemli çünkü. Ama tabii hani çok mu sevilen bir yağ? Değil, çünkü et odaklı bir beslenme alışkanlığı olan toplumdan söz ediyorsak, sade yağının yerine zeytinyağı bile değil, şirik yağı alıyorsa otomatikmen beyin olarak eyvah lezzetsiz bir şeyler yiyeceğiz anlamı taşıyor. Ama demin Takuy Kuyruk da söyledi, zaten amaç orada keyiften uzaklaşmak, lezzetten uzaklaşmak, hem bedeni hem ruhu keyiflerden arındırıp öze dönmek. Din çok önemliydi diyorum. Şimdi mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben tutarsam tutuyorum. Evde kimsenin haberi yok. Hani oruçtu, perizdi. Yani genelde biraz böyle bir uzaklaşma var ama Diyarbakır için bunu söyleyemem. Çünkü o bir arada olmamızın belki de en önemli şeylerinden biriydi. Bütün aile yani orucu biz çocuklar tutmazdık. Büyüklerimiz tutardı. Biz periz tutardık. Ama diyelim ki sağlık nedeniyle oruç tutamayanlar, periz tutamayanlar bile bir hafta, o 7 haftanın bir hafta başı, bir hafta sonu ve aradaki haftalarda da her çarşamba ve cuma mutlaka periz tutardı. Zaten bayramın şöyle bir güzelliği var.
Hani bir şeylerden feragat edeceksin ki o gelen bayramın keyfini de gerektiği kadar yaşayasın diye düşünüyorum. Hani biraz kendini bir şeylerden mahrum edeceksin. Oh, pazar günü bayram geldi, donatılsın sofralar, kurulsun yemekler, şenlensin insanlar gibi gibi. Evet. Diyorum. Silva Kuyuk, burada aklıma hep şey geliyor. Sivas'ta, oraya da selam gönderelim, seyrediyor biliyorum her seferinde. Yervan Durmazgüler ve Durmazgüler ailesi var. Sivas'taki son artık ailelerimizden. O kendisiyle görüştüğümde 2016 ya da 2015'ti zannedersem, diyordu ki siz İstanbul'da gelenekleri bile yapmıyorsunuz. Evden eve gitmeyi artık yapmıyorsunuzdur. Biz Sivas'ta azız, kapalı toplumuz ama her bayramda mutlaka perizimizi tutarız, bahkımızı yaparız, paskalya yumurtalarımızı boyarız, birbirimizin evine gideriz, el öperiz, büyüklerimizi kollarız diyordu. Şimdi sen de biraz önce onu deyince Silva Kuyuk, İstanbul'da hani ben tutuyorum, benden başka evde belki kimse yok diye. Böyle kapalı toplumlarda ben biliyorum ki mesela Muş'taki, Silopi'deki aileler de aslında yani daha din adamı bile yok, kilise bile kalmamış 15'ten sonra ama bu dönemde onlar şeyden biliyor, Nevroz'dan, 21 Ekinoks'undan biliyor. O dönemlerde başlıyorlar periz tutmaya. Dolayısıyla aslında çok büyük bir şeye de ışık tutuyor. Sofra üzerinden konuşuyoruz çünkü hep bunları sofra hatırlatıyor. Bu işte hani diyorsunuz ya, belirli bir biz bir şeyler vereceğiz bir, ki ondan sonra o sofra etrafında toplanıp bir hırakçank olsun. Yani bir eğlence olsun, bir bunun sonucunu görelim diye. Aklıma hemen şey geldi. Şimdi zeytinyağlı dedik ya, yani zeytinyağlı ya da hayvansal gıda olmadan vegan beslenme diyelim. Takvikuyla topik de buradan mı geliyor? Evet. Nedir evet, onun şeyi? Topik ya, hep topik şimdi rakı mezesi diye kullanılıyor ama aslında periz yemeği evet. O zaman. Evet, tabii periz yemeği. Yani bundan 150-250 belki 300 sene evvel Anadolu'da çok sayıda manastırlar vardı. Kiliseler, manastırlar, yani kilisenin külliyeleri. Burada insanlar, yani din adamı yetişen talebeler, dini kitaplar tercüme edip el yazmalarıyla çok ince sanatla uğraşan insanlar, buralar doluydu yani ve tabii ki bir de mutfağa büyük bir hazırlıkları vardı. Düşünün o yüzyıllar önce Anadolu'nun soğuğunu o taş manastırların, taş duvarların içerisinde topiği sıcak olarak bu pehriz döneminde yemek olarak yedikleri bir pehriz dönemi yemeğiydi. Çünkü topiğin içinde hiçbir hayvansal gıda yok ve baharatıyla, soğanıyla, nohutuyla ve özellikle tahiniyle, fıstığıyla, üzümüyle tam bir pehriz dönemi yemeği ve de sıcak sıcak yendiği için de herkese, her keşişe diyelim, her talebeye bir topik bol bol o gece, yani o orucunu bozma saatinde gayet güzel, doyurucu, ısıtıcı, besleyici, ertesi güne kadar tok tutucu güzel bir yemek. Ama topiğin alın yazısı değişti. Günümüzde, yani senelerdir İstanbul'da rakıya, rakımıza, yani bizim de oldu, hepimizin çok sevdiği meze çeşidi oldu. Ama ben hatırlarım, benim çocukluğumda dayım topiği sıcak sıcak yerdi. Ben de mutlaka dayıma bir tane tülbent içinde haşlanmış topiği hemen sıcak sıcak verirdi. O sanki atalarının ağzına değsin, canına değsin, dercesine oturur, o topiği bir güzel yerdi afiyetle. Sonra kalanlar tabii ki soğur. Sizin bildiğiniz gibi, bizim bugün de yediğimiz gibi tülbentlerinden çıkarılır. Soğuk soğuk bayram sofralarının mezesi olur. Peki. Ama yakın tarihte dediğim gene bir yaklaşık 50 senedir ben topiği hiç haşlamıyorum. Streç naylonlara sarıyorum.
Çünkü mutfakta, yalnız mutfakta değil, yaşam felsefemde hiçbir şeyin ziyan olmasını istemiyorum. Otopik de tülbentlere sarılıp haşlandığı zaman geriye çok lezzetli bir su kalıyor. Ama rengi ve de görüntüsü pek hoş olmadığı için, hani döksen yüreğin el vermez, içsen miden kaldırmaz derken, ben bunu hani haşlamasam da bütün lezzeti içinde kalsa, streçle yapsam diye o tarihte 20 yaşımda bütün güvendiğim iyi usta mutfak kadınlarına sordum, danıştım. Evet kızım, biz de düşünüyoruz dediler ama cesaret etmemişlerdi. Alışkanlıklarını, büyük annelerinden gördüklerini sürdürüyorlardı. Ben o konuda kendi evimde hiç topik tülbentim olmadı. Streçe, o zaman streç de yoktu. İç çamaşırları, kazaklar naylon torbalarda satılırdı. Ben o naylonları saklar bütün bir sene topik için temiz temiz biriktirir ve topiği o naylonlara sarardım. Sonra streç de çıktı, rondolar da çıktı, işler çok kolaylaştı. Şimdi artık büyük bir zevkle, mesela bugün mutfağımda nohut haşlandı, soğan pişti. Biraz sonra bu seneki bayram topiğimi yapacağım. Oo, çok güzel. Keşke orada olsak yesek. Bu arada sen de bahsettin. Büyük mutfak ustalarına buradan yad ederken Büyük Yaya Tolmasyan'ı da yad edelim. Onu da buradan edelim. Silva Kuyruk, şimdi Takuy Kuyruk de diyor her şey değişti, rondolar çıktı ama bir taraftan senin kitapta da aslında hikayesinde bahsettiğin böyle kaybolan tarifler var. Bunları bulmak çok da kolay olmuyor. Sen deneye deneye bunları insanlara yedire yedire daha doğrusu doğrusunu bulabildin. Biraz bize onu, o süreci anlatır mısın? Bir de o süreci anlatırken hemen sonrasını da ekleyeceğim. Paskalya'da özel başka şeyler de var mıydı? Çünkü senin kitaptan Amida'nın sofrasından benim anladığım aslında bölge bölge çok farklı kültürler var. Toprağıyla birlikte çok farklı yemek kültürleri var diyelim. Biraz kitaba girmiş olacağım. Tabii ki. Programın şeyini biraz değiştirmiş olacağım ama kusura bakmazsınız umarım. Şimdi bir mutfak kültürü dediğimiz şey öyle pattadan 3 yılda, 5 yılda, 30 yılda, 40 yılda oluşan bir değer değil. Yüzyılların sürecinden geçip tabii toprakla direkt ilintili, toprak size neyi sunarsa onu mutfağınıza şekillendirmek ve o şekilde beslenmek durumundasınız. O toprağın üzerinde ne yetişiyorsa ve o toprağı kimlerle paylaşıyorsanız o insanlarla birlikte bu kültürü var edersiniz. Dolayısıyla sadece bir tek gruba, tek halka indirgenecek bir şey değil mutfak kültürü ve yemek alışkanlığı, beslenme alışkanlığı. Yani beni bilenler bilir, biraz mutfakla hemhalim, yapmaktan, pişirmekten, yedirmekten çok keyif alırım. Ama böyle annemi de çok erken yaşta kaybedince kendi kültürümü arama yolculuğum başladı. Yani tanıştığım, konuştuğum bütün Diyarbakırlılarla Diyarbakır kültürünü sorup soruşturdum. Genç kızdım ben annem vefat ettiğinde. Yani çok, bir de yatılı okul geçmişim var. Aileden uzak yaşama geçmişim var. Dolayısıyla hani çok yerinde çok fazla yaşamadım bu kültürü. İstanbul'a da taşındıktan sonra İstanbul Ermeni toplumuna uyum sağlamak için de kendi öz kültürümüzü devam ettiremez olduk. Bu da kendi içinde tartışılması gereken bir şey. Hani orada Ermeni'yi kaldırın, başka bir halkı koyun, yine olur. O büyük topluma kendini kabul ettirme şeyi, refleksi. Bu yaşlı insanlarla konuştukça aslında ne kadar zengin bir kültürden geldiğimi ve bunların artık yaşanır olmadığını, o Diyarbakır'da yaşayan son kültür, son nesillerden biriyim. Benden sonra çok fazlası yok zaten. Yani bunları bir ufak ufak kayıt altına alıyordum ama günün birinde böyle bir kitap yapacağım, o zamanlar hiç aklımın ucundan geçmezdi. 2015 yılında Surun adı namı diğer Gavurma ailesinin de yerle yeksan edilince sanki ben böyle hani
biriktirdiklerimi hem de o toprakların topraklara emek veren büyüklerim adına bir vefa borcu gibi o tarihi yazma zorunluluğu hissettim ve mutfak üzerinden. Çünkü oraya gelene kadar Ermenice bir kaynak elime geçmişti ve Diyarbakır özelinde bir kaynaktı. Diyarbakır'ın yemekleri dahi yemek listesinde benim adını ilk kez duyduğum yemekler vardı. Yani bu demek ki o kadar yok olmuş. Hani benim kendi evimde Diyarbakırlı bir Ermeni olarak çevremde yok olmuşsa toprağında hayli hayli yok olmuştur. Hı hı. Bu artı bir görev yükledi bana. Mutfakla da ilişkim iyi olunca işte kaybolan yemekleri o tadını hatırlayanlara yapmamışlar, tarif veremiyorlar. Sadece tadını biliyorum diyorlar. O kaybolan yemekleri pişirip götürüp onların tadına sunup, yorumuna sunup yok olmuş, yok olmamış, biraz daha şunu koy, biraz daha bunu koy. En sonunda işte ha olmuş dedikleri yani kitaba geçirdim. Gerçekten mutfak yaşayan bir değer. Yani şehriyle, toprağıyla aslında yani birlikte yaşayan bir değer. Siz onu mutfağınızdan çıkarırsanız ya da bir toprakta yaşadığımız coğrafyada bir halk yok olursa, yok edilirse o halkın ürettiği değerler de onlarla birlikte ölüyor ve yok oluyor. Bu sadece o toplumda yok oluşa neden olmuyor. O topraklara da o toprakların kültürel zenginliğini de eksiltiyor. Bir arada yaşayan halkın birbiriyle kültürel etkileşimini de ortadan kaldırıyor. Yani herkes yoksunlaşıyor aslında. Hı hı. Çok doğru. Şimdi nasıl söyleyeyim, işte şimdi biz böyle konuşurken biz bir anlamda zaman böyle akıp geçiyor. Sevgili seyirciler de anlıyorlardır aslında niye sofradan konuştuğumuzu. Biz çünkü sofra konuşarak yemek konuşması bitmez ve bunun hikayesi, tarihi, bunun hatırlattıkları bitmez. Ben bir şimdi bir öncelikle Silva Kuyruk yeni kitap geliyor mu onu sorayım hemen sen de çıkmadan. Çünkü bir kitap hazırlığı var diye duydum. Evet. Geliyor mu, yakın mıdır? Yok, yakın değil ama gelecek. Tamam, o zaman Takuy Kuyruk'tan de bir haber var. Orada da sesli kitap geliyormuş. Evet. Onlara gireceğiz ama bir böyle küçük başlık açmak istiyorum ama kısa cevaplar almam gerekecek. Çünkü zamanımızı yitiriyor. Bir çörek, yani şimdi Paskalya ve çörek konuşmadan olmaz. Takuy Kuyruk'a döneyim. Çörek sadece Paskalya'da mı yapılan bir şey Takuy Kuyruk? Önce bir göstereyim. Aha, evet. Evet, örgülü. Hazır. Bunun tamam. Bir de ortasına yumurta konanları var, değil mi? Evet. Daha yumurta boyamadım. Onu da anlatacağım şimdi. Pastaneler ortasına bir de kırmızı yumurta koyarlar. Ben çöreğimi dün yaptım. Topiğimi de bugün yapıyorum. Ama hafta içi de devam edeceğim. Çünkü mutlaka perşembe, cumartesi günleri de evin çörek kokmasını, yumurta olayının yani o mutfakta yaşanmasını çok severim. Ama yumurta, çörek, yılbaşındaysa anuşabur, aşure paylaşılmak üzere yapılan yemeklerdir. Hani eve toplanılır, hep birlikte yenir ama ailenin dışında konuya komşuya dağıtmak için de yumurtalar hazırlanır. Küçük böyle 4-5 tane yumurta renkli kağıtlara bağlanır, süslenir. Komşulara dağıtılır veya çalışanlar kendi iş yerlerine götürürler. Öyle ki ben şimdiden başladım. Hani çocuklarım, evlatlarım, komşularım var, onlar götürecekler. Paskalya, İstanbul'da Paskalya çöreksiz olmaz. Bu bir Rum geleneğidir. Biz İstanbul'da yaşayan Ermeniler Rumlardan çok etkilenmişiz. Özellikle de tatlılarda, yani pastane işlerinde Rumlar çok ustaydılar. Özellikle sakızlı kurabiyeleri, sakızlı çörekleri, çevirme tatlıları, kaşık tatlısı dedikleri
soğuk suyla ikram edilen, bu artık geleneklerimizde unutulmuş bir takım kahveyle birlikte sunulan tatlılıklar vardı. Paskalya çöreği de bunlardan biri. Silva çok güzel anlatacaktır Diyarbakır çöreğini. Ben çok severim. Ama şöyle bir disiplinim de vardır. Ben bildiğimi yapayım, ustası da onu yapsın. Ben hazır yiyeyim, çok severim. Ama mutfağımda daha hiç denemedim. Tarifini alıyorum bütün sevdiğim Diyarbakırlılardan ama daha hiç denemedim. Ben gene büyük annelerimin yaptığı gibi mahlekli ve sakızlı hem yılbaşında yaptığımız ayvasil pidesi ve Zadik'te, Paskalya'da yaptığımız örgü şeklindeki körek aynı hamurdan, mayalı hamurdan yapılır ve de dediğim gibi paylaşılır. Gelelim yumurtaya. Bunlar hep bereketi simgelerle. Paylaşmak da en güzel insani bir duygudur. Paylaşıldıkça lezzetler çoğalır, zenginlik çoğalır, bereketler evden eve, elden ele geçer. Yumurta hepimizin bildiği gibi üzerine birkaç efsaneler vardır. İşte İsa peygamber muhbir tarafından ele verilecektir. Orada bir yumurtalar vardır. Bu yumurtalar durduk yere kızarırsa ben buna inanırım der ve gerçekten yumurtalar kıpkırmızı olur. Başka bir efsane, İsa peygamberin haçı, çarmıhanın altındaki haçın altında yılan yumurtaları vardır. İsa peygamberin kanıyla boyanır. Bunları temsil eder. Yumurta bir hayattır yine de. Ölüm olsa bile arkasından hiçbir zaman hayat, ümit bitmez. Bizim ailede şöyle bir gelenek vardı. Yine hep gene kendi ailemden söylüyorum. Babam çok önem verirdi yasa. Yani genelde Çorlulular yası çok sıkı tutarlardı. Hı hı. Mesela benim akabi yayam, takviye yayam, eşleri öldükten sonra simsiyah giyinmişler, bir daha siyahı sırtlarından çıkarmamışlar. Özellikle akabi yayam, mamamın, Marie Tolmasyan'ın annesi, çok genç yaşta kaybetmiş kocasını, Armaş dedemi. Siyahları giymiş, bir daha asla yaz kış siyah çorap giyerdi. Başını siyah tülbentle bağlardı, o şekilde sokağa çıkardı. Evet. Babamda da bu gelenek vardı. Bir yakınımız öldüğünde o sene Zadik'te yumurta boyamaz, beyaz olarak haşlanmış masaya gelirdi. Ben bu geleneğini ilk önce 10 yaşındaydım. Yani takviye yayamın öldüğünü çok iyi hatırlamıyorum. Ama ondan sonra 5 yaşındaydım. 5 yıl sonra küçük amcam Serço, Sarkis amcamı kaybettik. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Ve o Zadik'te babam masaya kırmızı yumurta, mutfakta kırmızı Victoria boya alınırdı boyanmak için. Öyle rengarenk de boyanmazdı. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Sadece kırmızı kumaş boyasıyla boyanırdı. O zaman öyleydi. Ve o senesi biz Bakırköy'deki evimizde yumurtayı masaya beyaz koyduk. Ondan sonra tabii çok aklım başımdaydı. Daha büyüdüm. Yakınlarımızı kaybettiğimiz seneler yumurta boyamadık. Ben de Hrant Dink öldürüldüğünden beri Zadik'te yumurta boyamıyor. Bu hem babamdan öğrendiğim bir duruş, hem de henüz onun yasını bitirmedim, bitiremedim. Ama iki senedir torunum büyüdü, artık bir şeyleri farkına varıyor, görüyor. O öğrensin diye daha doğrusu soğan kabuğuyla yumurta boyuyorum. Ama bir türlü de elim varmıyor eskisi gibi öyle
60 tane falan boyamaya. Ama yine de adet yerini bulsun diye torunumla birlikte dolmanın, topiğin, soğanlarının kabuklarını biriktirdim. Şimdi sakladım. Artık bu hafta sonu soğanlı bir yumurta boyama çalışması birlikte yapacağız. O da bu geleneğimizi torunuma geçirmek için. Evet. Yoksa gönlümce değil yumurta boyama. Bu tabii çok, şimdi çok anlamlı ve çok şey bir yere oturdu. Tabii beyaz yumurta ve şu anda tekrarla ilgili. Ben programı kapamak zorundayım çünkü aldıkça gidiyor ama Silva Kuyrik hemen çok kısa. Diyarbakır çöreği ne? Ben bilmiyorum. Hiç yemediniz mi? Yok, keşke. Belki yedim ama bilmiyordum Diyarbakır çöreği olduğunu. Diyarbakır çöreği diğer çöreklerden tuzlu olmasıyla ve bol baharatlı olmasıyla ayrılır. Tamam, yedim o zaman. Bol baharatlıdır. Takoya Kuyrek çok güzel yası söyledi. Yas gerçekten bayramla birlikte hani üzerinde tekrar durmamız, toplumsal dayanışmayı tekrar hatırlamamız gereken bir şey. O konuşurken benim de aklıma şey geldi. Yani Diyarbakır'da da yas tutanlar ne çörek yaparlardı ne de yumurta boyarlardı. Ama şöyle bir gelenek de vardı. Kimin yaslı olduğu bilindiği için herkesin evinden onlara çörek ve yumurta giderdi. Yani büyük olasılıkla onlardaki çörek ve yumurta sayısı herkesten daha çok olurdu. Çünkü herkes koşa koşa götürürdü. Çok teşekkür ediyorum. Bayram ikramlığı bir şey diyecektim ama herhalde vaktimiz bitti. Evet, ama şöyle bir şey de sözleşeceğiz. Demek ki bu sofralar böyle konuşa konuşa açılıyor. Bu artık her bir kere sizin bir şekilde bir ikinizin de ayrı ayrı beraber bir yemek programı yapmanız zorunludur. Bütün bu anlatılar üzerine bu kadar şeyden sonra. Edinmeyen varsa hala söylüyorum, hem Amida'nın sofrası kitabını hem sofranın şen olsun'u edinin. Edinmiyorsanız bekleyin, mesela sesli kitabı geliyormuş. İkinci kitapta umarım gelecektir, çalışması devam ediyordur Silva Kuyrik'ten. Bunları kaçırmayın derim. Çünkü sadece yemek değil, aslında bir kültürü, bir hatırlamayı, hafızayı, her şeyi anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi zevkli bir sofra kurmuş olduk. Sohbetinden yemek yemeye, su içmeye ya da çay içmeye zaman bile olmadı. Çok teşekkürler ikinize de Kuyriklerim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İzadikler diliyorum. Herkese sağlık diliyorum. Likörümüz de geldi. Bu sefer tamam. De ben kaldım. Olmazsa... Var mı Takoya Kuyrik? Var, evet. Tamam. Kristos Aryo Merlot o zaman. bunu seyredenler için. Teşekkürler. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi oldu aslında. Çöreği gördünüz, likörleri gördünüz, konuklarımı gördünüz. Biz bayram zamanında Paskalya'da Kristos Aryo ve Merlot deriz. Cevaben de Orhnalia Harutyun Kristos'u olur. Şunuravor Norzadik. Paskalya bayramınız kutlu olsun diyelim. Aslında Amida'nın Sofrası kitabında da yer alıyordu. Son yemek öyküsünü anlatamadık. Ama izlemek isteyenler yine Artı TV'den Bahar Kılıçgedik'in geçen sene Silva Özyerli ile yaptığı röportaja baksınlar. Ermeniler ölülerine saygılıdır. Onun için bayramdan hemen ertesi gün Mereloç, yani ölüleri anma günü olur. Sahipli ya da sahipsiz. Onları da anmış olalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.